Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda BIST 100 endeksi ve ağırlıklı olarak yorumlarda siz değerli abonelerimizin talep ettiği hisselerden oluşan bir teknik analiz videosu paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için de kanala abone olmanızı rica ederim. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Eğer henüz abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Diğer taraftan bakacağımız hisseler arkadaşlar, önce bir BIST 100 endeksine bakacağız. Sağ tarafta gördüğünüz liste, ardından da sırasıyla gördüğünüz hisselere alfabetik sırayla bakıyor olacağız. Bir ilk önce BIST 100'e bakalım arkadaşlar. BIST 100'de bizim burada bakın Aralık 2023'te bir dip seviyesi görmüştük. Ardından da Mart ayında seçim sürecinde bir trend oluşmuştu. Şu şekil gördüğünüz gibi bir yükselen kanalımız vardı orta vadeli. Bu bizim orta vadeli yükselen kanalımız. Bakın burada Aralık ayı, bu da Mart ayı ve sonra seçim sonrası bir yükselişle seyrini sürdürüyor bu kanal içerisinde. Uzun vadeli kanalımızı zaten hatırlıyorsunuz arkadaşlar. O daha geçmişten geliyor. Onu da şöyle göstereyim. Hatırlayacaksınız. Önceki videolardan da sıkça paylaştım bunu zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şu şekil bir uzun vadeli zaten yükselen trendimiz mevcut endeks tarafında. Şöyle. Bu bizim majör yükselen trend kanalımız değerli dostlar. Evet. Şöyle yapayım kırmızı çizgiyle. Evet, kırmızı yükselen uzun vadeli kanalımız arkadaşlar. Mavi olan ise dediğim gibi orta vadeli yükselen kanalımız. Şimdi biraz zoom yapıp orta vadeli kısma odaklanacağız. Orta vadeli bu kanal içerisinde seyrini sürdürüyor demiştik ve hatta endekste ne yapıyorduk? Hep iz süren stopla yatay desteğimizi yukarı taşıyorduk arkadaşlar. İlk başlarda desteğimiz şu zirveydi. Şubat sonunda görülen zirve. Daha sonra biz bunu şuradaki Doji'nin üstüne almıştık ve şu an itibariyle de artık bunu şuraya taşıyoruz. Bir önceki geçen haftalardaki zirve seviyesi yeni destek seviyemiz arkadaşlar. Bu da kaça denk geliyor bakalım. 10.383 bizim artık endeks tarafında yeni yatay desteğimiz değerli dostlar. Şimdi şu kırmızı uzun vadeli kırmızı kanalı kaldıralım. Şu an biz biraz daha orta vadeli kısımla ilgileneceğiz. Ve biz hatırlayacaksınız bu kanal oluştuktan sonra kanal tepesi hep hedef olarak veriyorduk. Ve zamansallıkla da bu kanal tepesi yukarı gitti. İlk başlarda 10.600'leri işaret ediyordu. Sonra 11.000'lere geldi. Bakalım şu an güncel değerle kanal tepesi hedefimiz kaça denk geliyor? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.299 yeni güncel değerle kanal tepesi hedefimiz, yani mavi yükselen kanal tepemiz güncel değerle 11.299'a tekabül ediyor. Ve destek seviyemiz de dediğim gibi 10.383. Bunu iz süren stopla yukarı taşıyoruz. Ve bugün endeks güçlü bir yükselişle bir önceki zirvesini de yukarı kırdı. Zirve tazeledi. Rekor, yeni bir rekor. 10.643'ü görmüş oldu ve bizim hep bu mavi bir kanal içerisinde belirttiğimiz gibi ve zamansallıkla yukarı giden bu güzel yükselen kanal içerisinde seyrini sürdürüyor endeks. Diğer taraftan bakın Bollinger baktığımızda da ortadaki Bollinger 20 günlük ortalaması bakın mavi renkli. Şu an yine bunun üzerinde seyrediyor. Şimdi Bollinger bandında da bir sıkıntı yok ama dediğim gibi bugün çok büyük bir mum yaptı. Ara düzeltmeler olabilir. Bu ortalamadan uzaklaştıkça bakın yaklaşıyor. Mesela burada uzaklaşmıştı. Doji yaptı. Geldi Bollinger ortalamasına doğru. Sonra tekrar uzaklaştı. Sonra bu hafta başında tekrar yaklaştı.
ve buradan iyice yaklaştıktan sonra bu ortalamaya tekrar uzaklaşıp yeni bir zirve tazeledi. Yani nefes alıp veriyor arkadaşlar. Bakın nefes alıp verir gibi böyle uzaklaşıp yaklaşıyor ortalamaya. Bizim trend indikatörü de bakın bu da yine şu an pozitif bölgede yeşil de duruyor. Yani bir Aralık ayı sonrası başlayan rally Ocak, Şubat, Mart ayında bir kaotik dönem oldu. Seçim öncesi bir testere piyasası ve Nisan, Mayıs tekrar yeşilde ilerliyoruz. Endeks tarafında şu an teknik anlamda bir sıkıntı yok. 10.383 bizim desteğimiz, yatay desteğimiz, yeni desteğimiz, artık bunu yukarı taşımış olduk. 10.383. Kanal tepesi hedefimiz de güncel değerle 11.299 ve bu zamansallıkla yukarı gitmeye devam edecektir. Tıpkı daha önce biz 10.000'lerde bu hedefi konuşuyorduk. 10.400'ler, 10.500'ler derken 11.299'a kadar geldik kanal tepesi hedefi ve bu zamansallıkla yukarı gitmeye de devam edecektir. Ancak bu kanal tepesine geldiğinde oturup düşünmemiz gerekir. Çünkü kanal direnç bölgesi olacak. Ama şu an için dediğim gibi desteğimiz siyah yatay çizgi 11.383, kanal tepemiz de güncel değerle 11.299. Şimdi hisselerimize geçiyoruz değerli dostlar. İlk önce BINHO ile başlayacağız. BIN Yatırımlar Holding. Şimdi bu hissede şurada bir zirve gördükten sonra hisse artık bu zirveyi zirveden bayağı bir uzaklaştı, düştü falan. Tabii burada bir dip bölgesi gördü 428'lerde, yani 707 zirvesinden burada bakalım kaçı görmüş. Evet, 427'lere kadar bir düşüş olmuş. 428'leri görmüş. Ve buradan bakın yavaş yavaş yükselen dipler yapıyor kıymetli dostlar. Şöyle bakın bu dip, bu dipin üstünde, bu da bunun üstünde. Yani bu ne demek? Bir yükselen trend söz konusu demektir. Şöyle bir mavi çizgiyle göstereyim. Evet, bu bir yükselen trend başlattığını gösteriyor bize mavi çizgiyle. Şimdi böyle zigzaklar yaparak yukarı yönlü hareketler yapmasını bekleriz. Tabi arada dirençler olacaktır arkadaşlar. Yani en basiti şurada bir direncimiz var. Bakın şöyle bir direnç söz konusu. Evet. Bir kırmızı düşen gördüğünüz gibi burada bakın 3-4 mumdan oluşan bir direnç oluşturmuş bu tepe ile burayı birleştirdiğimizde. Şu an için burada yoluna devam etmesini ve kırmızı düşeni kırmasını bekleriz. Tabi şartımız da şudur ki şu mavi trend bozulmasın. Diğer taraftan şu zirveden bir de Fibonacci seviyelerini de bir inceleyelim arkadaşlar. Takıldığı bölge neresiymiş diye. Evet, bakın arkadaşlar Fibo 0382 üzerinde kalıcılık sağlayamamış. İki kez burayı test etmiş ama kalıcılık sağlayamamış. Şu anda Fibo 236'yı tekrar zorluyor. Yani 493 civarı bir bölge burada bir takılmış durumda. Bu bakalım bir de Bollinger'ına bakalım. Evet, bakın aynı zamanda bu Bollinger'a da denk geliyor değerli arkadaşlar. Aynı anda göstereyim. Bakın hem Bollinger'in 20 günlük ortalaması da aynı zamanda Fibo 236'ya denk geliyor. Burada hisse birazcık dirençle karşılaşmış. Bu da normal sonuçta, dirençlerle karşılaşa karşılaşa yoluna devam etmesini bekleyeceğiz. Şöyle mavi yükselen trendi takip edebiliriz arkadaşlar. Bu da
Yani bu mavi trend bizi eski zirvesine, yani 707'ye taşıyacak olan trend olacak. Tabii kırılmadığı sürece. Evet, 478 lira arkadaşlar. Binho için yükselen trend desteğimiz. Bu trend üzerinde olduğu sürece arkadaşlar böyle zigzaklar yapa yapa kanal tepesine taşınmasını bekleriz. Eğer mavi trend kırılırsa stop loss olunabilir arkadaşlar. Aksi halde 428'deki ana, artık burası bizim için önemli bir ana destek haline geldi. Buradaki desteğe inme riski doğar. Çünkü bizim bir de ne dedik? Burada tepeden gelen bir düşen var. Bunu da kırmızıyla çizdik az evvel. Evet. Yani bu kırmızı düşeni kırarsa mavi trend bizi kanal tepesine taşıyacak. Ve gördüğünüz gibi kırmızı düşenle mavi yükselen arasında şu an bir üçgen içerisinde hissemiz. Şuradaki üçgeni doldurmaya bakıyor. Eğer yukarı kırarsa kanal tepesine doğru, yani eski zirvesine doğru, bu yatay kanal eski zirvesi 700'lere doğru daha da güçlü hareketler yapar. Ama mavi trendi aşağı kırarsa, yani bu kırmızı düşeni kırmak yerine mavi yükseleni aşağı kırarsa da dediğim gibi altta 428 liradaki daha önce gördüğü dip seviyeye inme riski gündeme gelir. Peki kırmızı düşen kaça denk geliyor? Onu da rakamsallaştıralım. Bu da şöyle 526 liraya denk geliyor arkadaşlar. Kırmızı düşen direnci 526 lira. Güncel değerle bu tabi. Zamansallıkla bu ikisi sıkışacak iyice. Yani siyahla kırmızı. Şu an için bu şekilde, dediğim gibi burada bir hem Fibonacci hem de Bollinger ortalamasına takılmış bu son 3-4 gündür. Küçük küçük mumlar bırakıyor. Sıkıcı mumlardır bunlar. Hani küçük mumlar. Bu da bir dirence takıldığı için bakın hep iğneler yapıyor. Şöyle zoom yapalım tekrar. Bakın arkadaşlar 1-2-3-4. 4 mumdur burada Bollinger'ın 20 günlük ortalamasına habire iğneliyor. Bir türlü üstüne atmaya çalışıyor. Henüz geçememiş. Umarım pazartesi, önümüzdeki hafta yani burayı da yukarı kırar ve pozitif bölgeye geçer. Hani Bollinger ortalamasında üstüne atar ve hisse daha da güçlenir diyelim. Şu an için dediğim gibi mavi yükselen trend desteğimiz güncel değerle 478 lira. Kırmızı düşen direncimiz de 526 lira ve şurada kırmızıyla mavi arasında bir sıkışan üçgene doğru gidiyoruz iyice. Bu hisseyle ilgili teknik olarak durum bu şekilde. Trendimiz, yani yükselen trend, düşen trend, yatay destek ve yatay zirve arkadaşlar. Binho için bu şekilde. Evet, diğer hissemiz Forte arkadaşlar. Forte'de de bir uzun vadede bir düşen oluşmuştu. Şöyle zirveden çizelim. Oldukça büyük bir düşen var. Şimdi biz ne diyoruz? Burada bir kez bir direnç oluştu burada. Şimdi buna bir hani bir fincana kulp yapar gibi, hani şöyle tekrar kırmızı düşene doğru bir atak yapar mıyı takip edeceğiz. Bunda da kırmızı düşen güncel değerle kaça denk geliyor bakalım. Evet, 95 lira arkadaşlar güncel değerle kırmızı düşen. Tabi bu zamansallıkla aşağı iniyor arkadaşlar. Direnç, düşen bir trend çünkü. Zirvesine bir de bakalım. Kaçtan düşmüştü bu hisse? ...128 liralardan şu an 69'lara inmiş bir durumda arkadaşlar.
Diğer taraftan hisse de bir olumlu görüntüde söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Hani şuradan bir yükselen de var. Özellikle şurada bir trend çizmiştik daha önce. Siyah renkle gösterelim. Evet arkadaşlar, bakın siyah çizgi üzerinde bu birinci dip, şimdi ikinci dibi yaptı, gitmeye çalıştı ama aşağı indi. Bu endeksteki son günlerdeki baskı da etkili oldu. Hissede bir yoğun bir zigzag yaptı. Gerçekten bu tam bir bezdirme dönemi. Burada yoğun bir zigzag sonrası hatta siyah trendi aşağı kırdı arkadaşlar. Bakın burada aşağı indi. Ve teknik olarak stop olmuştu. Ancak bugün günün sonunda baktığımızda tekrar siyah trendin üstüne attığını görüyoruz. Buradaki yeşil mumla. Bu olumlu bir görüntü değerli dostlar. Yani şöyle ifade edeyim. Yani bu birinci dip, şu ikinci dip ya. Bu ikinci dibin içinde de bakın bir dip. Şu an ikinci dip yapıyor siyah trendin üzerinde. Bu olumlu. Yani hem siyah trende tutunmaya çalışması hem de bir önceki dip seviyesine inmemesi, buralardan bir şekilde kuvvet alması olumlu bir görüntü. Tabii dediğim gibi şu bölge biraz endeksin de azizliğine uğradı. Endeks son günlerde oldukça sıkıcı biliyorsunuz. Çok sert düşüş ve çıkışlar yapıyor. Bu hisselerde de çok stop loss yaptırıyor. Hani stop patlatma dediğimiz. İşte mesela burada bir net bir stop patlatma var. Yani stop oluyorsunuz. 2 gün sonra tekrar üstüne atmış trendin. Bu hissede burada bakın Bollinger'ın üstünde bile kalıcılık sağlayamamış sürekli. Ama Bollinger'da da iyice bir daralma görüyoruz. Burada artık bir konsolidasyon olduğunu işaret, yani bir yön tayini söz konusu. Açıkçası siyah trend üzerinde kapatmış olması olumlu. Ve hatta bakın bugün hissede bir kuvvetli hareket gelmiş. Ancak bakın tam Bollinger orta çizgisi, ona 20 günle iğne atıp kalıcılık sağlayamayıp geri çekilmiş. Fakat yine günün sonunda bu siyah yükselen trendin üzerinde kapatmış olması gayet olumlu diyebiliriz. Şimdi biz burada siyah trendimize de destek seviyemizi ekleyelim. Olur da bir negatif durum oluşursa 69.25 siyah yükselen trend desteğimiz güncel değerli arkadaşlar. Kırmızı düşen direncimiz de ne demiştik? Güncel değerle 95.3 arkadaşlar. 95.3 lira. Şu an için böyle büyük bir üçgen söz konusu. Bizim beklentimiz ne olur? Bu siyah trendten bir şekilde uzaklaşıp kırmızıya doğru hareket etmesini bekleriz. Kısa orta vadede en azından bir kırmızı düşene kafa atmasını bekleriz. Çünkü siyah bölgede yeterince bir konsolidasyon oldu. Bayağı bir sıkıştı. Az önce gördüğünüz gibi Bollinger'da da çok daralma vardı zaten. Buralardan artık güç alıp bir şekilde kırmızı düşene doğru hareketlenip bu üçgendeki boşluğu doldurmasını bekleriz. Tabi bu hissede esas güçlenme bu kırmızı düşeni kırdıktan sonra olur. Yani bu 95'e denk gelen güncel değerle. Bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa hisse daha da güçlenir ve eski zirvesi olan 128 liraya doğru daha güçlü ataklar ortaya koymaya başlar. Şu an için biz siyah trendi takibe devam edeceğiz. Çünkü hala buradan uzaklaşmış değiliz. Burada hani bıçak sırtında takılıyor hala, tehlikeli sularda geziyor. Ama epey de bir konsolide de olmuş artık, umarım haftaya başlar harekete ve kırmızı düşene doğru yol almaya başlar diyelim.
Şu an için Forte'de düşenimiz, yükselen trendimiz, zirve hedefimiz, güncel değerle direnç ve desteğimiz grafikte gördüğünüz gibi. Bu siyah destek 69.25 ama zamansallıkla yukarı gider. Kırmızı düşen de 95.3 ama bu da zamansallıkla aşağı iner. Bir yerde bunu daha da giderek sıkışır. Şu an için Forte'de dediğim gibi bu şekilde. Bu ve benzeri analizlerin devamı için de dediğim gibi arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer henüz abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum kıymetli dostlar. Şimdi burada Comfort gıda hissesine bakacağız değerli dostlar. Bu ise de şu sizlerin de dikkatini çekmiştir hemen. Bakın çok da vurgularım, yani bu gerçekten çok da gördüğümüz, geçmiş analizlerden de hatırlayacaksınız. Bu ise arkadaşlar zirvesi 13.10. Bakın bu siyah yatay çizgi, burada bir zirve yaşamış. Bu zirveden dönmüş geçmişte. Tam daire içine aldığım bölge. Bakın daha sonra gelmiş burada tekrar test etmiş bu zirveyi. Bakın böyle gelmiş, bir çanak oluşturup gelmiş bu zirveyi, geçememiş. Sonra bu bölgede yine test etmiş arkadaşlar. Bakın yine geçememiş. İşte bu yatay dirençler, yani zirve dirençleri zordur. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim bir husus daha var. Aslında iki husus var. Birincisi, dördüncü aşamada artık bunu kırmış arkadaşlar. Bakın buradan dönmüş gelmiş, test etmiş, olmamış. Sonra gelmiş yine test etmiş. Hatta 2-3-4 mumla test etmiş. Bir türlü geçememiş. Sonra bir çanak daha yapmış. Gelmiş bu sefer bakın güçlü 2 tane yeşil mumla kırmış yukarı. Sonra inmiş. Sonra dojilerle onay almış. 3 tane doji yapmış. Yani zayıf mumlarla onayını da tamamlamış. Artık bu zirve direncini ben kırdım, onayımı da aldım diyor. Ve diğer taraftan, şimdi şu baloncukları kaldıralım. Dikkat çekeceğim ikinci husus da şuydu arkadaşlar. Formasyon. Yani ilk bakışta hemen göze çarpıyor değerli dostlar. Güzel bir tobo görüyoruz. Bakın bu solomuz. Şu baş. Ve bu da sağ omuz. Hatta şunu şöyle boyayalım. Çok güzel bir tobo formasyonu da gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Sol omuz, baş, sağ omuz yapmış tobo. Ve bu tobo direncini de yukarı kırmış. Boyun direncini yukarı kırmış. Aşağı inip onayını da almış. Artık bundan sonrası ne gelir? Normalde bu tobo formasyonu katlama hedefi gündeme gelir kıymetli dostlarım. Peki bu kaça denk geliyor tobo formasyonu katlama hedefi? Bunu da rakamsallaştıralım. Şimdi bunun derinliğini ölçeceğiz arkadaşlar. Tabii biz bu analizlerle, analizin yanı sıra arkadaşlar aslında bir teknik analiz eğitimi de vermiş oluyoruz. Yani özellikle bu teknik analiz konularına ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen dostlarımıza farklı bir bakış açısı katmak adına da faydalı olacağını düşünerek umarım faydalı oluyordur. Ve tabii dediğim gibi bu çalışmaların, bu emeğin karşılığı olarak da en azından desteklerinizi de bekliyoruz. Abone olarak veya aboneyseniz beğeni ve yorumlarla da destek olursanız bu kanalın büyümesi için daha iyi olur ve bu tarz videoların da devamı gelir. Evet, burada ne dedik? Tobo dedik kıymetli dostlar. Tobo'nun formasyon katlama hedefi de üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar mor çizgiyle belirttim. 21 lira 74 kuruş tobo hedefi.
Şimdi ben şu TOBO'yu buradan kaldırayım. Bizim şurada gördüğünüz gibi omuz, baş, omuz onayı da aldık. Artık bizim hedefimiz neresi arkadaşlar? 21.7 arkadaşlar. TOBO katlama hedefimiz. Peki desteğimiz ne diyeceksiniz? Desteğimiz de arkadaşlar bu meşhur eski direnç dediğimiz bu yatay siyah çizgi artık bizim desteğimiz. Yani 13.10 arkadaşlar, 13 lira 10 kuruş Comfort hissesi için bizim yatay desteğimiz. Bu desteğin altı stop loss, formasyon çöp olur. Ancak şu an için formasyon çok güzel çalışıyor. Boyun direncini kırmış, onayını almış. Artık düşe kalka 21'e doğru hareket etmesini bekleriz. Trend olarak da arkadaşlar şu an desteğimiz 13 lira 10 kuruş dedik. Yatay siyah çizgi stop seviyemiz. Fakat buradan uzaklaşırsa diye ben şimdiden şuraya bir de ara yükselen trend ekleyeyim ki olur da bu siyah çizgiden uzaklaşırsa bir sonraki destek seviyemizin adını koymuş olalım. Şöyle bu mavi çizgi arkadaşlar bizi formasyon katlama hedefine götürmesini bekleriz. Bu mavi çizgi bundan çok uzaklaşırsa böyle bu çizgiye doğru yaklaşmak isteyebilir. Bunları normal kabul etmeliyiz. Çünkü bu şekil bir trend açısı başlatmış buradaki iki mumla. Burası ve burasıyla. Dolayısıyla buralarda belki çok uzaklaşır ama düşer. Gelir bu mavi çizgiden destek alır. Tekrar 21'e doğru hareket eder. Şu an için gayet güçlü bir formasyon karşımızda duruyor. Güzel bir TOBO. Boyun direncini de kırmış, onayını almış durumda Comfort hissesi. Evet, diğer hissemize geçelim. ODAŞ, ODAŞ Enerji. Bu hissede de gördüğünüz gibi bir zirveden düşüş vardı. Ara ara analiz ettiğimiz hisselerden. Şöyle bir kırmızı düşen var ODAŞ Elektrik'te. Şu tepe ve şu tepeden oluşan bir düşen trend. Burada bir bakın test etmiş, kırmaya çalışmış, 3 mumla yoklamış ama başarılı olamamış. Sonra inmiş, şimdi tekrar buraya doğru bir hamlede bulunmaya çalışıyor ODAŞ'ımız. Peki ne yapmaya çalışıyor? Destek olarak önce bir zirvesini ekleyelim burada tabi. Zirvede şuydu arkadaşlar. Bu hisse 14 liralardan gelmiş. Şuradan zirvesini çizelim. Evet 14.5'lardan düşmüş. Buradaki dip seviyesinden sonra değerli dostlar bakın daha yüksek bir dip. Şimdi de bundan da daha yüksek bir dip. Yani yükselen dipler. Yani yükselen trend demek. Nasıl ki burada düşen tepeler düşen trendse yükselen dipler de bizim için yükselen trenddir. Bakalım neredeyiz, ne durumdayız ODAŞ hissesinde. Evet, güzel bir üçgen var arkadaşlar. Bakın dalgaların boyu da giderek azalıyor. Mesela bakın buradaki düşüşün boyu bu kadarken sonra yükselişin boyu daha kısa, sonraki düşüşün boyu daha da kısa, sonraki yükselişin boyu ondan da kısa, sonraki düşüş daha kısa böyle giderek ne oluyor? Dalgaların boyu azalıyor. Yani hissede artık sakinleşmeye, güç toplamaya gitmiş. Ve bu yükselen diplerde hissede artık yavaş yavaş düşeni kırmaya yaklaştığını görüyoruz. Peki bu kırmızı düşen kaça denk geliyor? Hemen rakamı ekleyelim. Evet 9.71 güncel değerle kırmızı düşen direncimiz. Bu hisse 9.71'e denk gelen bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa
Ekim 2023'ten gelen bu düşen süreçten kurtulmuş olur ve eski zirvesine doğru daha güçlü bir hareket ortaya koyar. Elbette arada şöyle bir yatay direnç olacaktır. Bunu da mor renkle belirttim arkadaşlar. Mor çizgiler sıralı hedefler 11.03 ve 14.46 ODAŞ hissesindeki sıralı hedefler olacak. Ancak şartımız şudur ki bu kırmızı düşeni yukarı kırsın. Peki direncimiz 9.71 dedik. Hedefler 11.03, 14.46 da desteğimiz ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar siyah yükselen trendimiz var dedik. Yükselen dipler var. Önce buna bakalım kaça denk geliyor. Evet, tahmin ettiğimiz gibi biraz aşağıda kalıyor. 8.4 trend desteğimiz. Tabi bu stop loss anlamında biraz aşağıda kalmış oluyor. Yani üçgenin dibini bir tur daha atması demek. Bu da zaman ve stop loss maliyetini arttıracağı için biz burada bir ara destek ekleyeceğiz sevgili dostlar. Şu şekil bir ara siyah trend var. Şunu da mavi yapalım. Mavi renkle ara bir trend ekledim. Çünkü bakın bu siyah trend üstünde bir ara trend daha oluşturmuş. Ve buradan kırmızı düşeni kırmaya yönelik hareket bekleriz. Peki bu mavi trend kaça denk geliyor? Onu da ekleyip zoom yapacağım ki resmi daha net görelim. Evet. Desteğimiz arkadaşlar 9.14 kıymetli dostlar. Mavi trend bizim şöyle tam sıfırlayayım. Evet 9.2 çok bir şey değişmemekle birlikte burada gördüğünüz gibi bir ara trendimiz söz konusu. Şimdi son haliyle rakamları bir daha konuşalım. Kırmızı düşen direncimiz 9.7 kırmızı düşen direncimiz. Ara yükselen trendimiz 9.2 mavi çizgi. Ve dipten gelen yani Aralık 2023 dibinden gelen siyah yükselen trend desteğimiz de 8.43 olarak duruyor. Genel olarak hissede bir toparlanma görüyoruz zaten arkadaşlar. Hem siyah yükselen trend hem mavi ara trendle bu hissenin artık kırmızı düşeni kırmaya doğru güçlendiğini görüyoruz. Dediğim gibi kırmızı düşeni kırarsa da mor çizgiler sıralı hedefler olarak takip ediyor olacağız. Diğer hissemiz Papil arkadaşlar. Şimdi bu hisse arkadaşlar şuradaki zirveyi geçtikten sonra hani 43 zirvesini geçtikten sonra çok güçlü bir rally ortaya koymuştu. Yani 43 liradan sonra güçlü bir yükseliş. Zirve direncini geçtiği için. Şimdi biz buradan bir Fibonacci bakacağız. Yani Fibonacci hedefleri görüldü mü? Ne durumda? Şuradaki çanağa göre. Bu Fibonacci ile ilgili de en son videomda detaylı bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Hani neye göre çiziyoruz? Fibonacci nedir? Hangi seviyeleri neye göre önemli? Bu hususları ele aldığım bir detaylı videom var. Bir önceki video. Onu izleyebilirsiniz. Eğer izleme fırsatınız olmadıysa. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar Fibonacci Fibo 4.618 zirvesi de dahil olmak üzere bütün Fibonacci hedeflerini görmüş ve buraya çıkmış ve şu an bakın böyle ikili tepeler falan ben burada ne yapıyorum der gibi duruyor. Peki şu an burada Fibonacci anlamında görebileceğimiz bakın bütün Fibonacci hedeflerini görmüş en son 4.618
Hani 4 764'ü de eklesek bile onu bile geçmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani bütün Fibonacci hedeflerini görmüş durumda. Peki biz trend olarak ya da destek olarak neyi takip edeceğiz? Şuradan gelen bir trendimiz vardı. Onu takip edeceğiz değerli dostlar. Şöyle. Şuradaki diple arkadaşlar, Mayıs 2023'ten Ekim 2023'e gelen dipleri birleştirdiğimizde bir yükselen trend oluşuyor. Şuradaki tepe ile de birleştirdiğimizde bakın bir kanal var. Daha sonra bu hissemiz bu son rally ile birlikte arkadaşlar ne yapmış? Buradaki kanalın artık üstüne atmış ve bu kanalın üstünde seyrediyor. Hatta 3-2 bu hafta salı günü bunun altına da inmiş. Yani alt kanala tekrar şunu tam sıfırlayayım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bakın burada salı günü alt kanala da hatta bir mum bırakmış. Belki burada bir ayı tuzağı da olabilir. Sonra tekrar çarşamba günü üstüne atmış ve şu an hala bu kanalın üstünde seyrediyor. Peki bu bizim için neyi ifade ediyor? Arkadaşlar kanal katlamayı kastediyorum. Bizim için bir yeni kanalı ifade ediyor. Hisse artık yeni bir kanala geçmiş. Ne zaman geçmiş? Ocak 2024 itibariyle aslında bir üst kanalı artık kendine atmış ve bu hafta da bunu bu desteğe dönüp bunu destek olarak kullanıp yukarı doğru dönmüş görünüyor. Şöyle bir küçük düşen var. Buna bir bakalım nedir bu? Evet, minor bir düşen de söz konusu burada. Şimdi burada yükselen kanal desteğiyle artık üst kanalı kastediyoruz. Hatta şunun rengini kırmızı yapalım. Üstteki kırmızı kanal olsun, alttaki mavi. Üstteki kırmızı kanal desteğiyle şurada mavi küçük düşen arasında böyle bir üçgen falan da oluşturuyor. Ve buradaki eski zirve de bizim için yeni hedef olacak arkadaşlar. Ara hedef. $168. Esas kritik noktaya geldik arkadaşlar. Stop seviyemiz ne olacak? Arkadaşlar bu hissede gerçekten çok kritik burası. Önemsemenizi rica ederim. Gerçekten bu önemli bir nokta. Trend desteği arkadaşlar 128.7, yani bu üst kanalın desteği artık 128.7 güncel değerle ve bu zamansallıkla yukarı gider. Şuradaki küçük kırmızı mavi düşeni kaldırayım. Şimdi 128.7 stop loss seviyesi kabul edilerek 168 liradaki eski zirvesine doğru hareket etmesini bekleriz. Yani yatay mor çizgi ile yükselen kırmızı çizgi arasındaki şu üçgeni yukarı kırmasını bekleriz. Eğer yukarı kırarsa, yani 168.4'ü, bu sefer üstteki kırmızı kanal tepesi hedef olur ki bu muazzam rakamlara denk geliyor. Şuradan baksak kaça denk geliyor? Bakın 300 liralara denk geliyor. Ancak bunu konuşmak için tabii erken önce zirvesini alması lazım. 168 zirvesini geçmesi lazım. Bunu geçerse hissenin önü açılır bu şekilde. Bakın koca bir alan ortaya çıkar. Şuradaki alan bomboş bekleyecek. Ancak eğer ki şuradaki 128'e denk gelen kırmızı yükselen trendi aşağı kırarsa arkadaşlar hisse teknik olarak çirkinleşir. Bir alt banda iner ve işler uzar. Yani bu anlamda kırmızı yükselen trend desteğini dikkatle takip etmekte fayda var. Güncel değerle 128.7 arkadaşlar.
zamansallıkla da bu destek yukarı doğru gider. Dediğim gibi bakın şuradaki tepe ile şuradaki son gördüğü dip bölgesine yakın bölge arkadaşlar. Hatta bakın burada da yine destek olarak çalışmış. Yani şu tepe ile şuradaki desteği birleştirirseniz üst kanalı zaten direkt ortaya çıkıyor. Ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şu diple şu dibi birleştirip paralel çizgiler ekleyerek buradaki desteği tespit edebilir ve bu desteğe göre hareket edebilirsiniz. Yine hani trend desteğini takip etmekte güçlük çekebilen arkadaşlar için de şöyle bir yatay destek de yine ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle kalınca bir siyah çizgi olsun ki burası önemli çünkü. Bakın daha önce burada burayı destek kabul etmiş. Buradan yine destek görüp hani ihlal etmiş fakat yükselen treni buradan destek alıp dönmüş. Yani 118 lirayı da en kötü senaryo olarak yatay destek olarak takip edebilirsiniz. 128.7 yükselen kanal desteği, 118.7 de yatay destek. Yani bu siyah çizginin altı arkadaşlar uçurum. Ama bu yükselen kırmızı kanal içinde olduğu sürece de yeni zirvelere doğru elbette ki hani önce eski zirvesine tabii 168 liraya doğru potansiyeli devam ediyor şu an için. Bir sıkıntı görünmüyor. Desteklere riayet ederek bu trendi takibe devam edilebilir. Evet, sonraki hissemiz PSDTC arkadaşlar, Pergamon. Şimdi bu hisse de bakın buradaki bir çanak oluşturmuş ve bir zirveye doğru hareketlenmiş. Bir Fibonacci olarak bakalım hangi bölgelere gitmiş, ne yapmış. Evet, Fibo 2.618 arkadaşlar. Bakın buraya iğne atmış, tutunamamış, aşağı salmış. Fibonacci 2.618 bölgesi yani 149.3. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamayıp geri çekilmiş. Ve şu an Fibo 1.618. Bakın 618 önemli demiştik bir önceki videoda. Fibonacci eğitiminde. Belirttim bunu bir önceki videoda arkadaşlar. 618 altın orandı. Burada bakın 2.618 Fibo seviyesi. Altta da desteğimiz 1.618. Şu an için desteğimiz 110 lira arkadaşlar bu hissede. 110 liranın üstünde kalırsa sıkıntı yok arkadaşlar. Fakat 135.9 ve 149.3 de dirençler. Peki bu trendde bozulma var mı? Bir de ona göz atalım değerli dostlar. Çünkü trend bozulmuşsa bu sefer düzeltme Fibonacci'si ekleyeceğiz. Şu an tam trend desteğini de kapatmış arkadaşlar. Bakın şurada başlamış trend, burada değmiş ve bugün de gelmiş tam trend desteğinde bakın. Bir doji mumuyla, hatta burada son günlerde dojiler yapıyor. Tam trend desteğine gelip kapatmış. Bu olumlu bir durum. Yani şu an trend bozulmadığı için mevcut Fibonacci seviyelerini kullanmaya devam edeceğiz. Desteğimiz 110 lira. Direncimiz 135. Sonraki hedefler de 149, 188 ve 227 lira olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut Fibonacci trendi devam ediyor. 110 lira da arkadaşlar stop loss seviyesi. Yani Fibo 1.618 altı stop loss. Çünkü 110'un altına inerse 96'lar gündeme gelir vesaire. İş uzar. Dolayısıyla desteğimiz yani stop loss seviyemiz 110.4 Pergamon hissesinde bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi trendini hala koruyor. Bu güzel bir şey.
Yani bu siyah yükselen trendi hala korunması olumlu. Evet, sonraki hissemiz SDTR arkadaşlar. SDT Uzay. Şimdi burada şöyle bir yatay zirvesi var arkadaşlar. Yani bu 469 zirvesini gördükten sonra derin bir düşüş. Sonra geldi tekrar bu zirveyi gördü. Burada yine tekrar bir düşüş. Şimdi buralarda oyalanıyor. En azından olumlu şey tarafı şu ki bakın şuradaki daire, şuradaki daireden yukarıda duruyor. Yani yükselen dipler var yani. Peki bu yükselen diplerden oluşan trend duruyor mu? Bir trend var mı? Trend çizebilir miyiz? Baktığımızda arkadaşlar şu trend kırılmış durumda. Şöyle bir siyah yükselen trend vardı ve bu trend bizi eski zirvesi olan şuradaki mavi çizgiye 469'a götürme potansiyeli vardı. Fakat ne oldu? Kırıldı. Dolayısıyla biz şu an bu trendi kabul edemeyeceğiz. Yatay olarak bakacağız burada arkadaşlar. Eskiden kanal desteğimiz şurasıydı arkadaşlar. Dip destek dediğimiz burasıydı. Ama artık dip desteğimiz neresi oldu? Burası oldu. Bu da iyi bir şey. Yani şuradaki kanaldan çıktık yani bu V yaptığı yerden. Artık buralarda takılıyor hisse. Dolayısıyla bu hissede artık dip bölgesi şuradaki Mart ayında gördüğü dip bizim için artık yeni destek bölgesi. Zaten bu bölge bakın buralarda da çok destek görevi görmüş. Şurada da destek görevi görmüş değerli dostlar. Bakın burada, şurada, şu bölgede hep destek olarak çalışmış. Dolayısıyla biz bu seviyeyi yani siyah yatay çizgiyi 301 lira bizim için SDTR hissesinde kritik destek. Alttaki mor olsun, ortadaki siyah bizim kritik desteğimiz 301 lira. Yani eskiden burayı biz baz alıyorduk destek olarak. Mor çizgiydi. Şimdi artık burası. Peki direnç var mı? Direncine de bakalım. Şurada bir direnç oluşturmuş arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı düşen oluşmuş. Şimdi ne yapacak ise işte bu siyah çizgiyle kırmızı düşen çizgi arasındaki bu üçgeni doldurup yukarı kırmaya bakacak. Şu an için böyle zikzaklar falan. Peki kırmızı düşen kaça denk geliyor? Bir de ona bakalım güncel değerler. Kaçı kırarsa bu düşen trendten kurtulur. 358 lira direncimiz arkadaşlar. Bir anlamda şunu da dikkatinizi çekmiştir zaten. Arkadaşlar şurası fincan, şurası da kulp. Yani devasa tabii. Büyük bir fincan kulpta görüyorsunuz. Yani bu sağdaki çanak, soldaki bu büyük çanaktan daha yukarıda kalıyor ve daha küçük görünüyor. Buradan eski zirvesine doğru giderek şöyle fincana kulp yapabilir. Tabii bu biraz daha orta uzun vadeli bir beklenti. Şu an için direncimiz 358 lira. Hedefimiz 469 eski zirvesi. Kritik desteğimiz de artık 301 lira değerli dostlar. 301 lira SDTR için yatay önemli desteğimiz. Bu 358 kırmızı düşen de mevcut güncel değerle 358 zaman sağlıklı aşağı iner. Burada kırmızı düşenle siyah yatay arasındaki üçgeni yukarı kırarsa hisse güçlenir ve eski zirvesi olan 469'a doğru
bir trend başlatır. Evet, SDTR'de de destek ve dirençler, hedefler bu şekilde kıymetli dostlar. Şimdi TUKSAŞ, TGS, Texas. Şimdi bu hisse de yorumlar kısmında abonelerimiz tarafından talep edilmişti. Güncel durumu nedir diye. Biz de bakalım dedik, öncelikli olarak sizlerin yorumlarda talep ettiği hisselere öncelik veriyoruz. Tabii imkan oldukça, fırsat el verdikçe öncelikli olarak analizlemeye çalışıyoruz. Hedefleri, destekleri ne durumda diye. Şimdi bu hisse arkadaşlar TGS dış ticaret hissesi. Bakın burada 41 liralık zirvesinden 25'e düştükten sonra bir çanak oluşturmuş. Buradan Fibonacci seviyelerine baktığımızda, çünkü hisse çok dikine gittiği için, burada tüm Fibonacci hedeflerini tıkır tıkır geçmiş ve en son Fibo 4.618 zirvesini de görmüş. 97.7 lira arkadaşlar. Bütün Fibonacci hedefleri çalışmış durumda. Dolayısıyla artık bu Fibonacci amacına ulaşmış oldu. Peki destek ve direnç olarak neyi takip edeceğiz? Şimdi buradan bir trend önce bakalım arkadaşlar. Trende nasıl duruyor? Evet, bakın buradan baktığımızda mesela, daha bir kısa orta vadeli baktığımızda burada bir trendin olduğunu, fakat oldukça uzak kaldığını görüyoruz. Burada düzeltme fibosu ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi buradan dibe geldi, yukarıya gitti. Buradan bu sefer düzeltmeye girmiş oluyor. Biz bu hissede düzeltme Fibonacci'si bakacağız bu sefer. Dediğim gibi önceki videoda da bu konuyla ilgili detaylı bilgi vermiştim. Nasıl çizdiğimize dair. Evet, bakın arkadaşlar, bu sefer düzeltme Fibonacci'si ekledik. Yani nereye kadar düzeltme olabilir, nereden dönebilir diye. Bu sefer üstü 0.61 yapmış olduk. Özetle söylemek gerekirse. Şimdi bu ise 96.8 zirvesinden bir düzeltme sürecine girmiş durumda. Ve destek olarak 69.5 bizim desteğimiz arkadaşlar. Fibo 382 desteğimiz, 79.9 da direnç arkadaşlar. Bu 79.9'u yukarı geçerse de eski zirvesi olan 96.8 sonraki hedefi olacaktır. Şu an için bu hissede buradaki Fibonacci sayılarını, yatay çizgileri takip etmeniz uygun olacaktır. 69.5 dediğim gibi destek, 79.9 da direnç. Şu an için bu aralığa girmiş. Bakın burası daha önce de bir destek direnç olarak çalışmış bir aralık. Şu anda yine bu aralığa inmiş durumdayız. 69.5 altı stop loss arkadaşlar. Çünkü 61 gündeme gelir vesaire. Tabii trend olarak da hani mesela şöyle bir ara trendler takip edilebilir, fakat dediğim gibi arkadaşlar, hani biraz dik açıyla gittiği için hisse, burada yatay desteklerle stop loss seviyesini takip etmek makul olacaktır ki zaten şu an çizdiğimiz kırmızı minor trend de mesela Fibo 0.382'ye yakın sayılır. Yani burada çakışıyor. Özetle dediğim gibi bir düzeltme fibosuyla çekilebileceği olası bölgeleri takip edebilirsiniz. 69.5 Fibo 382 desteği, direnç de 79.95 arkadaşlar. Hedef de 96.8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu 96 zirvesini geçerse tekrar yeni zirvelere doğru gider. Ancak şu an için şu ara 69.5 ile 79.9 arasındaki şu kanalı yukarı kırması lazım ki burada bir 16-17 liralık hareket alanı ortaya çıkabilsin. Evet, diğer bir hissemiz Vanet Gıda. Bu da sorulmuştu arkadaşlar.
Evet, VanEck'te de yine bir gördüğünüz gibi bir düşen trend söz konusu. Yani şuradaki iki tepeden oluşan bir düşen var. Bunu buraya uzattığımızda bakın bunu test edip geçememiş. Ama bugün geçmiş görünüyor. Bakın güçlü bir mumla üstüne atmış. Kırmızı düşeni yukarı kırmış durumda. Hatta şöyle bir de bakın sıkışan üçgeni varmış. Şu an için artık bu kırmızı düşen kırıldı. O halde hedef ne olur? Eski zirvesi olur arkadaşlar. Evet, 32,8 zirvesi. Şimdi düşeni de kırmış. Buradan bir de Fibonacci'sine bakalım arkadaşlar. Buradan şeyleri ekleyeceğim. Destek ve dirençleri. Evet. Şimdi yükselen trend olarak da hani buradan bir trend de çizebiliriz. Bunu da takip edebiliriz. Şu an biraz trendten uzaklaştığı için. Ve doğrusu trend de çok güçlü olmadığı için. Çünkü burada bakın arkadaşlar. Şöyle şuradan aslında bu trendi. Bunu bir ihlal etti şu bölgede. Evet, yani şurada bir ihlal söz konusu. Buradaki önce bir Fibonacci seviyelerini konuşalım. Şimdi arkadaşlar hisse ne yapmış? Zirvesi olan 32,9'dan düşmüş 14 liraya. 32'den 14'e sonra da bir şekilde yukarı doğru kendini atarak gitmeye çalışmış. Sürekli bir dirençlerle karşılaşa karşılaşa şu mavi çizgilerle. Hatta en son gelmiş bakın Fibo 0.618 olan şu kırmızı çizgiyi şu an için böyle alayım. Bakın mor çizgi şuradaki Fibo 0.618. Yine 618 rakamı karşımıza çıktı. Bakın buraya gelmiş geçememiş. Burada yine iğne atmış geçememiş. Şimdi yine buraya doğru düşeni de kırdı dediğim gibi. Şimdi tekrar bu sefer biraz daha güçlü bir şekilde Fibo 618'e doğru atak yapıyor. Bu da kaça denk geliyor? 25,8. 25,84'ü geçerse bir sonraki hedef 28,96. İşte bu mor ve kırmızı şu iki seviye 25,8 ve 28,9. Şu iki bölgeyi yukarı geçerse hisse güçlenir arkadaşlar. İlk hedef 32,88. Sonraki hedefler de şöyle parantez içerisinde gördüğünüz rakamlar arkadaşlar sırasıyla Fibonacci hedefleri olarak karşımıza çıkıyor. En güçlü Fibonacci hedefi de 44,32'dir. Fibo 1,618 kıymetli dostlar. Şuradaki bölge Fibonacci kritik direnç bölgesidir. Fibo 1,618. Onun için dediğim gibi önce şu mor ve kırmızı çizgileri yukarı kırıp güçlenmesi lazım. Şimdi gelelim trendimize arkadaşlar. Evet, dedi ki bizim bir kırmızı yükselen trendimiz var ve bu trend bizi nereye taşır? Eski zirvesine. Burada dileyen bu kırmızı trendi takip eder. Dileyen deminki paylaştığım Fibonacci yatay çizgilerini trend olarak takip edebilir. Bu tamamen sizlerin tercihine kalmış. Ben burada kırmızı trendin de desteğini ekleyeceğim. Güncel değerle kaça denk geldiğini bunu da rakamsallaştıracağız. 22,8 arkadaşlar. Kırmızı yükselen trend desteğimiz. Bakın burada bir ihlal olmuş ancak tekrar üstüne atmayı başarmış. Geçen hafta bir endekste biliyorsunuz bir sallantılar oldu falan. Bütün hisseler gibi bu da burada bir nasibini almış ancak günün sonunda baktığımızda tekrar pozitif tarafa geçmiş. Dolayısıyla bu kırmızı yükselen trend üzerinde olduğu sürece hedefimiz yatay mor çizgi olacaktır.
O da 32.94. Eğer ki şu iki mor çizgi arasındaki bu yatay çanağı yukarı kırarsa da bu iki mor çizgi arasındaki derinlik kadar yukarı gitme potansiyeli gündeme gelir. Şu an için bunu konuşmak erken. Önce bir 32.94 hedefine gelmesini bekleyelim. Kırmızı yükselen ile yatay mor çizgi arasında şu üçgeni tamamlayıp yukarı kırmasını takip ediyor olacağız. Dediğim gibi güncel değerle kırmızı trend desteğimiz 22.8 ve bu zamansallıkla yukarı gider. Vanguard'da hissesi için de durum bu şekilde. Dediğim gibi bu ve benzeri videoların devamı için eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Vanguard dedik. Bir sonraki hissemize geçiyoruz. Yapı. Yapı daha önce de sorulmuştu arkadaşlar. Analizlerini yapmıştık. Hani şu zirvesini geçtiğine dikkat çekmiştik. Zirve kırılımlarının büyük ralliler getirdiğini sıkça vurgulamıştık. Az önce Comfort hissesinde de bu konuya değindik. Bu hisse yapı hissesi. Bakın zirveye 1, 2, 3, 4, 5 çok defa birer ikişer mumla hep test etmiş. Ancak en son bunu güçlü mumlarla gepli böyle dolu marubozu mumlarla yukarı kırınca da ralli patlamış. Peki ralliden sonra hedefler neler görüldü, neler oldu, neler bitti bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki tepe ile dipten Fibonacci çizeceğiz. Bakalım Fibonacci hedefleri görülmüş mü? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki çanaktan yani 4.28'den 3.31'e oluşan dipten şuradaki çanaktan Fibonacci çizdiğimizde hissenin bakın bütün Fibonacci hedeflerini takır takır geçtiğini görüyoruz. Niye? Çünkü zirve kırılımı gelmişti arkadaşlar. Şuradaki zirve kırılımlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Evet. Sonra bakın bütün Fibonacci seviyelerini geçtikten sonra en son Fibo 4.618'i de yukarı kırmış. Ve oradan düzeltmeye girmiş. Çünkü zaten Fibonacci bakın ayarlarda da baktığımızda en yüksek zaten 4.764 varmış. Onu da yukarı kırmış ve artık buradan ne yapmış? Düzeltme sürecine girmiş bulunuyor arkadaşlar. Yani teknik olarak burada gidebileceği bütün Fibonacci seviyelerini gerçekleştirmiş. Bütün hedefleri görmüş. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra arkadaşlar bu sefer düzeltme Fibonacci'si bakacağız. Nereden döner, nereye kadar düşebilir? Bakalım. Bu sefer dipten tepeye çizeceğiz arkadaşlar. Demin ne yapmıştık? Tepeden dibe çizdik. Hedefleri gördük. Bu sefer de dipten yukarıya çizip destekleri görmeye çalışacağız. Bundan sonrası için de buradaki çizgileri takip edebilirsiniz kıymetli dostlar. Evet, 3.32 dibinden 8.69 tepesine Fibonacci çizdiğimizde hissenin bakın 8.69'dan 7.42'ye de tutunamayıp 7.06'ya geldiğini görüyoruz. Yani Fibo 236'yı da destek olarak görmeyip Fibo 0.382'yi şu an destek olarak gördüğünü görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada parantez içindeki değerler bizim sıralı desteklerimiz. Şu an için hisse nerede? Şu aralıkta şu iki mavi çizgi arasında. Dolayısıyla 7.42 direnç, 6.64'te destek. 6.64 destek, 7.42 direnç, 8.69 da artık bundan sonrası için yeni hedef olacaktır. 6.64 kritik destek arkadaşlar. Burada tutunamasa 6 liraya kadar düşme riski gündeme gelir. 6.01.
Bu anlamda parantez içindeki değerlere riayet ederek bu destek seviyelerinize stop loss seviyelerini takip edebilirsiniz Y yapıda. Çünkü teknik olarak dediğim gibi buradaki zirveyi kırmış, rallisini yapmış, şimdi teknik düzeltmeye girmiş durumda. Buralardan dönüşü takip etmek lazım. Stop loss seviyelerine dikkat etmek lazım arkadaşlar. Dediğim gibi hisse çok sert bir rally yapmış. Şimdi bir düzeltme yapıyor. Terste kalmamak adına buradaki parantez içindeki Fibonacci seviyelerine riayet etmekte fayda var. Bunu da belirtmiş olayım kıymetli dostlar. Şu şekil parantez içindeki değerler bu zirvesinin şu direnç 7.46, 6.67 de şuradaki destek. Sonra 6.03, 5.39 falan. Tabii umarım buralara kadar inmez ama yine de dikkatli olmakta her zaman fayda var değerli dostlar. Evet, Y yapı içinde durum bu şekilde. Dediğim gibi bu ve benzeri video analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Eğer aboneyseniz de beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Güzel olur. Kanalımızın daha çok etkileşim alıp daha fazla insana ulaşması adına daha fazla insanın istifade etmesine vesile olmuş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum.